Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel süveterimizi çalışacağız. Süveterimizi e, yandan dikişsiz ördük, bağlamalı ördük. Önlük süveter diyebiliriz, sara süveter diyebiliriz. Nasıl adlandırmak isterseniz o şekilde adlandırabiliriz. Yani yandan dikişsiz, tamamen dümdüz, hiç kol kesmesi yok. Sadece ön kısım ve arka kısımda birazcık yak oyuntumuz olacak. Bu e, süveterimi örmek için ben 2 adet ipimi kullandım. İpimden çok az bir parça kaldı. Yani bu süveteri bu ölçülere göre öreceksek 2 adet ipe ihtiyacımız olacak ve e, tığ işi ve ipimiz birazcık da dolgun olduğu için 5 numara yani 3 milimetrede tığımı kullandım. Çok sert olmasın, yumuşak olsun diye süveterimize. Evet, şimdi ölçülerimize bakalım. Beden ölçümüzü alıyorum. 27 buçuk şöyle 28 tam olmuyor 27 buçuk beden ölçümüz boy ölçüsüne baktığımız zaman omuzdan tutuyorum ön boyumuz 34 arka boyumuz ise 37 santimden oluşmakta önü biraz daha kısa tuttum arkayı uzun olarak çalışmaya uygun gördüm önünde gördüğünüz bu modelimizi uygularken arkamızı modelsiz düz bir şekilde çalışmayı tercih ettim. Arkamız tamamen düz olarak ördük. Şöyle görelim aynı ölçülerde başladık ön ve arkanın sayısı aynı sadece uzunluk olarak Arkamızı daha uzun örmeyi tercih ettik Evet bu açıklamalardan sonra hemen süveterimizin yapımına geçebiliriz ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum abonelikler tamamen ücretsizdir Evet hepinize kolay gelsin işiniz rast gelsin diyorum ve hemen bu güzel süveterimizi çalışmaya başlıyoruz. Kolay gelsin. Süveter örmek için Himalaya'nın antipirelin özelliği olan Everyday Süper Lüks ipini kullanıyorum. E, renk numarasına bakalım. 734 24 numaralı renge sahip ipimiz çok güzel bir rengi var. Hem kız e, çocuklarımız hem de erkek çocuklarımız için uygun olan bir renk ve bu e, ipimi örmek için 5 numara yani 3 milimetre olan tığımı kullanıyorum. İpiniz ince ise 2,5 ya da 2 numaralı tığları kullanabilirsiniz. Bu ipimiz biraz dolgunca olduğu için ve yumuşak durmasını istediğim için 3 milimetre tığımı kullanıyorum. Şimdi zincirimizi çekerek başlıyorum. Şöyle içten ipimi çekerek çıkartıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve üzerine saymaya başlıyorum. 5 beş ve 5'in katlarıyla artı 2 tane zincir ilave ederek öreceğiz ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 oldu. 50 50 tane zincirim. 51 52 53 54 55 artı 2 tane çekiyorum. Eee 57 oldu. Şimdi üzerine örmeye başlayalım ama şöyle bir santim olarak verelim. Ben küçük örmek istiyorum, büyük örecek arkadaşlarım yine beşer beşer uzatabilirler. Şimdi santim olarak ölçüsünü bakalım. Tam zincirime bulunduğu noktadan diğer noktaya 24 santim. 24 üzerine trabzanımızı ördüğümüzde bir santim ya da bir buçuk santim kadar daha açılma yapacaktır yani yine şöyle 24 e hesap ettiğimizde bakınız zincir olduğu için sanki azmış gibi görülüyor fakat üzerine dolgularımızı yaptıkça dolacak ve büyüyecek şimdi burada 5'in katları ve iki tane zincirimi çekmiştim Şuradaki son zincirimi şu altına elimi tutuyorum bir tane zincir daha ilave edip tığımın başını doluyorum son tuttuğum zincir içerisine giriyorum bir zincir ilave ettim bu saydığım artı ikiden biri ise beş ve katları artı iki tane zincirimiz vardı sonrasında bakın bunu tuttuğum bir zincir ilave ettim tığımın başını bir defa doladım ve sayıya dahil olan yani 57. zincir içerisine girerek tek seferde çektim. Tığımın başını doladım zincirimin içerisine girdim hemen modelimizden başlıyoruz lastiğimizi sonra öreceğiz doluyorum sırası ile bütün zincirlerimize bu şekilde batarak başını dolayıp tek seferde çekme işlemini yapıyorum tek seferde giriyorum doluyorum çekiyorum zincirlerimin tamamı bitene kadar bu şekilde hiç başka işlem yapmadan örüyorum zincirlerimizin tamamını ördüm Şimdi bir de birinci sırada bakınız kaç santim olduğuna bakalım. İçini zincirlerimizin içerisine trabzanlarımızı doldurduktan sonraki ölçüsü. Bakın hiçbir şekilde müdahalem yok. Şöyle tutuyorum. 25 santim. Yani bunu biraz şöyle yaptığımız zaman 26'yı çok rahat bulacaktır. Onun için çok büyük zincirler başlamamanızı tavsiye ederim. Tabi bebeğimiz çocuğumuz kilolu değilse. Şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu yönde arkasını çeviriyorum. Arkasında hemen ilk bakınız trabzanımızın tepesine çekmiş olduğumuz zinciri batıyorum. Bir. Yanındakine batıyorum. Sık iğne olarak battım. Bakınız. 2 üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğnem ördüm. Başlangıç ve bitişimizde dört tane sık iğne aralarda ise üçer sık iğne uygulayacağız. Dört sık iğnem tamam olduktan sonra sıradaki trabzanımı bakın bir iki üç dört sıradaki şu bakın bir iki üç dört dördünü ördüm sırada hemen şu görülmekte bunu bir defa doluyorum yandan şöyle giriyorum yandan ve ikili trabzan olarak örüyorum. 1 2 Hemen yanındakine yine tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 2 tane yan yana trabzan olarak ördüm. Şimdi araya 3 tane sık iğne örüyorum. Şu arkadaki bu örmüş olduğum trabzanın arkası buraya batmıyorum hemen yanındaki boşluğa geçiyorum 1 2 ve 3 tane sık iğnem örüyorum 3 sık iğnem ördükten sonra bakınız birinci ikinci üçüncü ördüm hemen yanındakine tığımın başını doluyorum yandan giriyorum ve ikili trabzanımı örüyorum tekrar başını doluyorum hemen yanındakine yandan giriyorum 1 ve 2 2 tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Devam edelim. Bir sık iğne, iki yine sık iğne. 3. ve son sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandaki bakın eğer şaşıracak gibi olursanız şu şekilde 1 2 3 sayın hemen yandakine şöyle batın. Yandan girerek ikili trabzanımızı örün. Yanındakine hemen ikili trabzanım örelim. İki tane yan yana yandan aldığım ikili trabzanım var. Arada ise üçer tane sık iğne. Bir, iki ve üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. Giriyorum bir, iki. Hemen yanındakine bir sık iğne. İki sık iğne 3 tane sık iğnemi yeniden örüyorum tığımın başını dolayarak hemen giriyorum ve şu şekilde iki tane trabzanımı yan yana yandan girerek örüyorum ve sıramın sonuna kadar işlemlerimi tekrar ediyorum sıramızı örerek tamamladım ve sona doğru geldim Bakın aralarda üçer sık iğnemi ördüm ve iki trabzan ördüm. Şimdi son 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve en son dönerek ördüm. Sık iğnemi de tamamlıyorum. İkinci sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğnem ördükten sonra bakınız burada şu önde kabartılarımız vardı. Burada yine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu kez kabartılarımın üzerlerine yine batarak sık iğnemi örüyorum. Şimdi 3 tane sık iğnemin üzerine yani bu sıramız tamamen sık iğneden oluşmakta. 5'er tane zincirimizin üçünü sık iğne, ikisini trabzan olarak kullandık. şekilde örmekteyiz. Sakın atlamayalım, karıştırmayalım. Gerekirse ilk ve başlangıç sıralarında birazcık dikkat edelim. Sonrasında hiç problem olmadan gayet rahat bir şekilde modelimiz kendisine büyüdükçe gösterecek ve neredeyse gözü kapalı yapacak hale geleceksiniz. Zaten oldukça kolay. Bitişte dört tane olan dördüncü sık iğnemi de örerek bu sık iğne sırasını tamamlıyorum ve örgümü yeniden diğer yönünü çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekip çeviriyorum. Ve başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Zincirimi bir, iki, üç. 4 tane sık iğnemi örüyorum. 4 sık iğnemi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bir önceki sıramızda yandan girerek aldığım 2 tane trabzanım yan yana görmekteyim. Yine bir defa dolamış olduğum trabzanın buradaki katına şöyle giriyorum. Yine aynı şekilde yandan 1 ve 2. 2 defa da alıyorum. Tekrar bir doluyorum. Yandan giriyorum. Şöyle biraz daha rahat alıyoruz. Boyu kısa kalmasın. İkinci kez alıyorum. Sonrasında bakın sık iğnelerimi birer birer örüyorum. 3 tane araya sık iğne. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımı bir önceki sırada örmüş oldum. Trabzanımı yandan giriyorum. 1, 2. Doluyorum. 1 ve 2. Biraz rahat tutalım. Çok fazla sıkıştırmayalım sık iğnelerimizin tamamını bitirdim şimdi bir tane zincirimi çekiyorum son sık iğnenin üzerine çeviriyorum hemen dibine batıyorum 1 yanındakini örüyorum 2 3 ve 4 tığımın başını bir defa doluyorum bir alt sıradaki yandan kabartarak ördüğüm trabzanıma yine giriyorum şöyle biraz rahatlatarak ikili trabzanımı örüyorum tekrar doluyorum yandan alıyorum ikili trabzanımı örüyorum ve aradaki 3 tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 trabzanımı bulunduğu yerdeyim bir doluyorum önce ilk trabzanımı yandan girerek kavuruyorum biraz ipimi rahat bırakıyorum ki trabzanım çekmesi sonrasında 3 sık iğnem 1. 2 ve 3. Yeniden bir doluyorum. Yan yana iki trabzanımı yine yanlarından alarak örüyorum. Sık iğnelerimi giriyorum. Arada 3 tane sık iğnemi ördükten sonra tığımın başını dolayarak trabzanımı yandan kavruyorum örüyorum yandan ve yeniden sık iğneleri örerek bu sıramızı da bu işlemlerin tekrarıyla tamamlıyoruz sona kadar geldim son trabzan ördüm kenarda 4 sık iğnem var onları da örüyorum 1 2 3 ve 4 bir zincir çekip arkasını çeviriyorum arkadan bütün e, örgü hem sık iğnelerimize hem trabzanlarımıza sık iğne yaparak bitiriyoruz ve e, bu şekilde modelimizi tekrarlar halinde büyütüyoruz gayet kolay sade ve şık bir çalışma sık iğnelerimi birer birer örmekteyim süviterimizin tekrar ön yüzündeyiz yine trabzanlarımın ve sık iğnelerimin belirgin olduğu yöndeyim Şimdi yine bir tane zincir çekerek döndüm. Sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını bir doluyorum. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Yanındakine giriyorum. Dümdüz bakınız. 3 tane sık iğnemi aradan örerek tamamlıyorum. 2 ve 3. Tekrar yandan trabzanma giriyorum Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımızı yandan alarak örelim e, o ortalarda yani bu aralarda modellerimizin trabzanlarımızın arasında üçer sık iğnemizi iki yan yana trabzanlarımızı şu şekilde yandan girerek belli bir yüksekliğe kadar örelim daha sonrasında yeniden görüşelim Twitter'imizin ön kısmını örmeye devam ettim ve yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştım. Şimdi yaka oyuntusunu örmemizin vakti geldi. Burada kol oyuntusu çalışmayacağız. Çünkü kenarlardan kenardan bir tane bağlama yapacağımız için sadece yaka oyuntusu açmamız yeterli olacak. Onun için ben işaretimi koydum. İşaretimi nasıl koyduğumu hemen anlatmak istiyorum. Burada 10 tane şeridimiz var. Bakınız şu şekilde modelimiz var. Hemen birlikte sayalım isterseniz. İkisini aynı anda sayıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. 5 sağ tarafta 5 de sol tarafta modelimiz var ortadaki oluğumuzun olduğu yerde de 3 tane sık iğnemiz vardı 3 sık iğnemin olduğu yere gelince bakınız bu hem sağından hem solundan işaretimi koydum buraya girmiyoruz burası en merkezimiz olacak sağından ve solundan kesme işlemini başlayacağız şimdi yapmam gereken işlem buradaki bakınız ilk ortadaki 3 tane sık iğnemi tamamladıktan sonra bu 2 tane kabartılı olan bölümüm var ortadaki 3 sık iğnemi ördüm buraya geçmiyorum buraya geçmeden 2 tane kesmiş oluyorum bakınız bu ikisini örmüyorum 2 i̇ki tane kesme işlemi yapıyorum arkasından bütün trabzan yani sık iğnelerimi ör örgümün arkasını çeviriyorum Dibine değil bir sonraki sık iğneme batıyorum. bakınız dibine değil bir sonrakine batıyorum ve örüyorum. Arkadan da bir tane kesmiş olduk. Böylelikle iki önde bıraktık. Bir de arkadan şöyle geçişi yumuşatmak için bu delimizin arkasını her zamanki gibi tersten örüyorum. Son ilmeğime kadar ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın şurayı kestim. İki tane buradaki trabzanlı bölümü örmedim. Arkadan de Bir tane ileriye battığım için burada üç tane kesilmiş gibi oldu. Şimdi buradan önden aynen şuradaki en son bu iki tane trabzanımın kabartılı olan yeri örüyorum. Şu kenarı bırakıyorum. Şimdi buraya kadar aynı şekilde örelim. Önce sık iğnelerim örüyorum, zincirimi hemen dibine batıyorum. Çok kolay yapabileceğimiz, güzel ve e, şık duran bir çalışma. Hem kız hem erkek bebeklere istediğiniz kadar örebilirsiniz ve büyütüp küçültebilirsiniz. kabartalarımı örüyorum tarafsanlarımı. Şimdi üç tane sık iğnemi örüyorum. Kabartalarımı örüyorum. Geriye dönmüyorum. Gitmiyorum bakınız şu tarafa. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasını çevirdikten sonra hemen dibine batmıyorum. Bakın zincirle çekmiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve arkadan bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum arkadan örerek geldim şimdi öndeyim yine aynı şekilde keseceğim yöne doğru ilerliyorum 4 tane sık iğnemi ördükten sonra batıyorum aradaki üçer sık iğnelerimi örüyorum. buraları zaten yapabildiğimiz için seri geçiyorum. Sadece kestiğimiz yerde ağırlaşmamız yeterli olacak. Şu üç modelimiz kalacak. Şu üçü kalacak. Omzumuzda bir ve iki. İki tanesini ördüm. Şöyle görelim. Hatta üçünü örüyorum. Üçünü ördüm. Bakın. Burası kalacak olan bölüm. Şimdi dönerken şuradaki ikinciye batacağım, arkasına batacağım. Modelimizi bitirene kadar bu şekilde öreceğiz. Şöyle kesilmiş olan bölümümüzü de görelim. Bakınız şöyle oyuntumuz oldu. Dönüyorum. Dibine değil, bir yanına batıyorum. Bakın bir tane daha kesildi arkadan hepsini ters örüyorum ve bundan sonra artık kesme işlemi yapmıyorum modelimi olduğu gibi yeterli omuz ölçüsü yani yeterli oyuntu olana kadar boğazımızı rahatlatacak örüyorum kesme işlemimizi tamamladık çok da kolay oldu umarım rahatlıkla yaparsınız Evet bakın şöyle Diğer taraftan da aynı şekilde oyacağız. Bir taneyi tüm bitirdik. İkinci de kaldı. Şöyle şu kısım oyulmuş oldu. Şurada kaldık. Yani çok rahat yetecektir. Şimdi modelimi aynı şekilde kuruyorum. Sonda sık iğnemiz kalacak. Birlikte birincisini örelim. Ön yüzden örerek geldim. Sık iğnelerimi ördüm. Kabartımı ördüm. Hemen yandan bir ve iki ikinci kabartımı da ördüm üçüncü örmüyorum kesmiştik zaten şöyle görelim şimdi bunun üzerine biraz büyütelim diğer yaka oyuntumuzu da aynı burada yaptığımız işlem gibi bu tarafta da eksilelim ve aynı şekilde aynı yükseklik ulaşana olana kadar örmeye devam edelim biterimizin yaka kesimini yaptıktan sonra tamamladım şimdi ipimi kopardım Şöyle santim olarak ölçüsünü görmenizi istiyorum. En üstten tutuyorum, şöyle 34 santim uzunluğu hiç asılmadan çekmeden 34. Enine bakalım beden genişliğine. Beden genişliği ise 26 buçuk, 26 buçuk şöyle şu, şu civarlarda, şöyle tuttuğumda göreceksiniz zaten hemen şurada kalmakta. Evet şimdi. Ee, Yaka oyuntusunu da ölçelim. Yaka oyuntusu da kaç santim olmuş hemen. Buradan tuttuğumda 11 santim. Şöyle 11 santim yaka oyuntusu. Biraz 10,5 aslında bitişi 10,5 santim. Evet şimdi arkamıza başlayabiliriz. 56 zincir çekerek arkamızı örmeye başladım. Bir tane zincirimi geri dönüş için kullandım. Burada 55 tane sık iğnem oldu. Önde kullanmış olduğum kabartılı modellerimi arkamızda kullanmayacağız ve diğer ölçüye uygun olarak örmeye devam edeceğiz. Sadece sık iğnelerimizi örerek arkayı büyütelim. Düz olarak ördüğüm Süveterimi önden birazcık daha uzun bırakacağım. Onun için biraz uzunluğunu bıraktım. Ben örmeye devam ettim. Siz de biraz uzun olarak örersiniz. Şimdi bir de yaka oyuntusu açalım ki ensemize potluk halinde birikmesin. Ben kendi ilmeklerime göre bakınız ayarlamamı yaptım. 2 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 17 18. işaretimi taktım. Ve şimdi buradan 2 sıra sık iğnemi öreceğim batıyorum bir sıra örüp iki sıra yeterli sadece sık iğne olduğu için örmesi de gayet kolay ipimiz de çok güzel İşaretimden öteye geçmiyorum işaretim kadar ördüm şöyle alıyorum bakın arada şu kadar yerimiz kalmakta Evet bir tane zincirimi çekiyorum hemen aynı yere batıyorum bir sıra ördüm bu ikinci sıramız iki sıra demiştim ama bir sıra daha örsek sanki daha güzel olacak dikiş bayıyla falan ipiniz ince ise da işte istediğiniz oyuntuyu ayarlayabildiyseniz ben bir sıra daha dönmeyi düşünüyorum 3 sıra olsun dönüyorum 2 sıra şu kadar oldu çünkü bakınız çok az oldu 3. sıramı dönüyorum 3. sıramın sonuna geldim 3. sıramda yükseltim bu kadar oldu ama halen benim içime silmedi bir sıra daha bu son olacak artık eminiz trabzanlara alışmış gözümüz o yüzden e, ölçümde göz ölçümde biraz eksiklik oldu sık iğne de bu dört daha rahat oldu bakınız gördüğünüz gibi dört sıra yakamızı ayırdıktan sonra sık iğnemizi örelim bu şekilde şimdi ipimi bir tane zincirimi çekiyorum buradan kesiyorum diğer tarafı da 4 sıra örerek tamamlayalım işaretimin bulunduğu noktadan başlıyorum ve birer birer örüyorum Kız içten başladık çünkü örgümüze devam etsek içten ilerleyecektik. Ona dikkat edelim. 4 sırada örerek tamamlayalım. Sadece püf noktası burasıydı. Burasını görmenizi istedim. Şuradan başlamıştık bakınız. Buradan devam edecekti. Onun için içten başlayıp bitirelim. Sonra tekrar gelelim. Gidelim, gelip bitirelim. Koyu kahverengi ipimle kenar çizgisi çekmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine 3 numaralı tığım elimde. Arkamın en tepe omuz kısmından başlıyorum. Yakalarımızı yakamızdan ve omuzumuzdan birleştirmeden önce bu işlemimizi yapalım ve süveterimizin düz tarafındayız. Arkanın düzü en tepe kısma giriyorum. Bir tane kahverengimi düğümümü attım. kapatıyorum. Aynı yere bir tane batıyorum sık iğne. Bir sonraki minik göze giriyorum, bir sık iğne örüyorum. Bir sonraki minik göze giriyorum, sık iğne. Her göze birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Her göze bakın, hiç atlamıyorum. Aralığa giriyorum. Kenarını kahverengi ile şerit çekiyoruz. Lastik yapmayacağım sadece şeridimi kullanacağım. Aşağı kadar ilerleyelim. Düz yönden yapıyoruz. Yani düz olmasını istediğimiz taraftan yapıyoruz. Ona dikkat edelim. Bu şekilde ilerleyelim. Kenardan bu şekilde ilerlerken buradan e, zincir bağı yapacağım için tam ortalayarak bakınız şöyle santim olarak vereyim yine 14 santim olan önden ölçüyorum. 14 santim aşağıdan da kalacak. Arkaya uzun yaptığımız için bakınız yakadan şöyle üst üste koydum. 14 santim kalan yeri hatta e, birazcık daha yukarıdan yapabiliriz. Evet şöyle açtım. 15 santim tam bir santim daha büyütsün 15 santim kalan yere buraya kadar sık iğnemi yaptım geldim şimdi bağı için olan zincirimi çekmeye başlayacağım buradan zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane yeterli. İsterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Şöyle bakalım. Şimdi geriye dönüyorum. Birinci zinciri değil, ikincisine bir tane sık iğne yapıyorum. Birinciye değil bakın içinden çıktığıma değil şöyle görmenizi istiyorum. İçinden çıktığıma değil, yanındakine giriyorum. Bir tane sık iğne. Diğer yanındakine bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Bütün zincirlerimizi 30 35 40 istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Çok da kısa olmasın. İpiniz ve eliniz buradaki ölçüyü belirleyecektir. Şöyle bakın göz kararı. Zincirlerimin üzerine de birer birer sık iğne çekerek geri geliyorum. Zincirimizin üzerine birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi en son batığım yere de giriyorum. Bakın en son zincirimi çektikten sonra sık iğneme de giriyorum burayı yapalım yoksa potluk olur sabitliyorum sonrasında yine birer birer örmeye devam ediyorum buradan bağcığımızı örerek tamamladık devam ediyorum uç noktaya kadar birer birer gelelim şu uçta dönüşümüzde yine farklı işlemimiz olacak onu yine birlikte çalışalım uç noktaya bir tane ördüm Dönüş olduğu için burası kasmaması için ikinciyi örüyorum aynı yere. Üçüncüyü örüyorum. Üç tane yeterli olacaktır. Sonrasında yanındaki yerlere birer birer örerek ilerliyorum. Her bir sık iğne aralığına birer tane batıyorum. diğer köşemizi de yine 3 defa batalım. Yukarıya doğru çıkıp tam bu bağcığımızın karşılığına gelen yere yine aynı sayıda zincirimiz ve üzerine sık iğnelerimizi örerek bağcığımızı yapıp yukarıya doğru sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim. Tüm kenarlarımızı örerek tamamladık. Sadece yukarı kısmımızı tamamlamadık. Hemen buradan ipimi kesiyorum. İki karşılıklı bağcığımızı da çalıştım. İpimizi keselim ve ön tarafı da aynı şekilde örmeye başlayalım. Önde de yine Yukarıdan başlıyorum aynı arkadaki gibi tam arkadakinin karşılığına gelen yere e, bağcığımızı burada da zincirimizi çekip üzerine sık iğnelerimizle dönüyoruz örerek bütün kenarlarını tamamlıyoruz. Arkadan ipimizi kestikten sonra ön tarafı da arkanın üzerine yerleştirdim ve tam bağcığımın geldiği yeri işaretlerimle işaretledim ve yukarıdan itibaren bunu da örmeye başlayacağım. Şuradan başlıyorum. Yine sık iğnelerimle geliyorum. İşaretimin olduğu yerde zincirimi çekip bu şekilde üzerine sık iğnelerimizle geri dönüyoruz. Yine köşemize gelince üçer tane sık iğnemizi örüyoruz. Buradaki köşemize de üçer sık iğne. Yine bakın bakınız karşılığına ördüm. Yukarıda omuzumuza gelip bitirelim ve bu şekilde alttaki yaptığımız gibi kahverengi ile bir sıra sık iğnemizi örelim. Süveterimizin hem arkasının hem de önünün kenarlarına çepeçevre çevirdim. Kenar bağlarını da her ikisinin ördüm. Şimdi Yakamızı örme vakti geldi. Her iki omuzumuzu güzelce dikeceğiz. Diğer omuzumu ve bu omuzumu diktikten sonra yakamızı çalışacağız. Ben böyle üst üste bıraktım. Şöyle görmeni istiyorum. Bakın gayet güzel oldu. İnşallah sizinki daha güzel olmuştur. Şimdi çeviriyorum. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde arkadan güzelce dikiyorum. Buradaki dikiş tamamen el yeteneğinize bağlı. En güzel olacak şekilde dikişimizi yapalım. Ben şöyle küçük iğnemi bulamadığım için biraz irice bir iğne ile dikme işlemine başlıyorum. Şuradan şöyle biraz içten başlıyorum. Karşılıklı alıyorum. Düğümüm burada kalıyor. Sonrasında şu ucu doğru geçerek dikmeye başlıyorum. Her iki omuzumuzu da sizler en güzel şekliyle dikin. Zaten oyuntumuz olduğu için oyuntumuza gelene kadar birebir karşılıklı dikişimizi atalım. Omuzlarımızın dikişi de tam olduktan sonra şimdi yakamızı toparlamaya başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve omuzumun bulunduğu yerden başlıyorum ilmek çıkaracağız ve lastik öreceğiz omzumun dikişinin hemen yanına batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıp gizliyorum yanındaki bölüme giriyorum 1 Bir, 2 biraz daha yakına girelim 1 ve 2 biraz ileri Birer birer bakınız, örüyorum. Hepsini e, örersek çok sık olur. Şöyle arada bir tane atlıyorum. Bakın buraya batmıyorum, yanına batıyorum. Dibine batıyorum. Trabzanımızı ikili örüyoruz. Yakamız için ilmeklerimizi toparlıyoruz. Şuradan hemen biraz daha içten alıyorum ki orada bir potluk oluşmasın. Sık iğnemin bulunduğu noktaya geçiyorum. Altından alıyorum ve devam ediyorum. her birisine birer tane batmadık şuradan şöyle görmenizi istiyorum başlangıçta hepsine batarak geldim şu aradaki küçük yerlere bazen batmayalım hepsini batar toplarsak çok fazla bir potluk olur istediğimiz yaka genişliğini yaka rahatlığını sunmaz bize bakın bir atlayıp yani burada atladığım dediğim küçük yerimiz geniş olan şöyle göstereyim şu ortayı tamamen örelim bu ortadaki hiç örmediğimiz bölümümüzü örelim. Şu kenarda birazcık daha belirgin olacaktır yaptığımız yerler. Bakın burayı tamamen örüyorum. Dönüşe geçtiğim noktada ise hemen atlayacağım. Şurayı da örelim. Dönüşe geçiyorum. Bakınız hemen burası değil. Biraz ileriye geçelim. Ki mailimize versin. Sonrasında yine şu uç çıkıntıya değil içten alalım ve ikili trabzanımızı böyle içten örelim. Sonrasında buraya değil diğer tarafa örelim. Mail verelim. Atladım bakınız hemen buraya değil şu kısma örüyorum. Biraz ilerisine çok dip dibe yaparsanız çok fazla sıkıntı olabilir. Tabi böyle de çok çok açık bırakmayalım. Mesafeyi koruyalım. Böyle bir tane açık yaparsak diğerlerini daha yan yana yapıp marullaşmasını önleyelim. Şöyle baktığımız zaman marullu bir görünüm olmasın. Bu şekilde toparlayarak devam edelim. Marullu görünüm olmadan ilerleyelim. Ön kısmı toparlayarak geldim. Şimdi arkaya geçiyorum. Tam omzumun bulunduğu yerdeyim. Arkada da omuz geçişine ilk battığım yerden batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Yakamızın kenarını birer birer trabzanımızla aldık. Özellikle arkadan hiç atlamadık. Hepsini aldım. Kenara da 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz. İkinci sıramızda bir ters biz bir düz örgü yapacağız. Onun için şimdi en sondaki trabzanımı şuradaki bakın ilk zincirden oluşan trabzanımın kenarına getirerek bağlıyorum ve üzerine yine bir 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı şu şekilde yandan, altından giriyorum. 1 ve 2 defa da örüyorum. Tekrar doluyorum. Sıradakini ardından giriyorum. Tırabzanımı aşağı doğru itiyorum. Alıyorum 1 ve 2. Bir sonrakini yine yandan bir iki. Bir sonrakini ardından girip itiyorum. Örüyorum. Bir yandan bir ardından şekliyle örerek bütün lastiklerimizi başlangıç yerine kadar getirelim. Şimdiki şöyle yandan yandan ördüğümüz dışa kabartılı diğerini ardından alıp trabzan içe doğru itiyorum. Örüyorum. yandan sırayı tamamlayalım. İkinci sıramı da bitirdikten sonra kahverengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şöyle bitirdiğim yöne yakın yere giriyorum. Bakınız bir tane trabzanımın üzerine e, giriyorum. Şöyle hemen düğüm attığımı. Ve birer birer sık iğne örüyorum. Her bir trabzanıma bir tane sık iğne. Kenarımızı burada da belirliyoruz. İpimi de gizledim şöyle. Burası bitirdiğim nokta. Sona geldim. İlk başlangıç noktamın 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra süviterimizdeki son işlemimizi yapmış oluyoruz. 2 sıra lastiğimizi ördük. Bir sırada kahverengi ile sık iğnelerimize geçtik ve şöyle bir belirlilik sağladık yakamızdaki bu da gayet bir hoşluk kattı Evet şimdi bütün aşamaları birlikte çalıştık. Süveterimizi tamamladım. Son haline bakalım. Süveterimizin son hali bu şekilde görülmekte. Şuradaki yapmış olduğum bağcıklarımı bağladım ve gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir ve benimle örmüşsünüzdür. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.